Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle yine bir bitkisel üretim videosuyla birlikteyiz. Bugünkü bitkimiz üvez. Yıllar önce akrabalarla birlikte hafta sonu hem piknik yapıyoruz hem kır gezintisi yapıyoruz, dolaşıyorduk. Derelerin kenarında böyle, hani ben ceviz dikiyorum ya, o şekilde dikilmiş cevizler vardı. Onlardan yere düşenler vardı. Birkaç tane organik ceviz diye onlardan aldık. Biz cevizleri toplarken yanımızdan geçen bir tane yabancı dedi ki, hemen şu arka tarafınızdaki ağaçlar var ya dedi, bunların üzerindeki meyvelerin dedi ne kadar faydalı olduğunu bilseydiniz, o cevizleri saçar hemen dedi, o elinizdeki veya ceplerinize bu meyveleri doldururdunuz. Allah Allah, bu dedim ne acaba? Yaprağından baktım, tabii ki biraz çıkartamadık. Biraz böyle tanenli bir yapısı vardı. Mavru, ağzı burkan bir meyve aroması var. Allah Allah, bu yeniyor mu yenmiyor mu? Başka bir arkadaş daha sormuştu. Bundan bizim bulunduğumuz yerde çok var diye. Neyse, daha sonra öğrendik ki üvezmiş. Üvezin o kadar çok faydası var ki, ancak bu şekilde dalından toplandığı gibi tüketilmiyor. Her ne kadar olgun bir meyve gibi görünse de bunlar bu şekilde tüketilmiyor. Topluyorsunuz, götürüyorsunuz. Muşmulalar olgunlaştığı zaman hani marmelat form oluyor ya, o forma geldiğinde bu üvez meyveleri de olgunlaşmış oluyor. Topladıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 günde yeme olgunluğuna geliyor. Ondan sonra tüketilebiliyor. Peki üvezin ne gibi faydaları var derseniz, onları da şimdi yine sizlerle hemen paylaşacağım. Ve üvezin o faydalarını öğrendikten sonra artık her yıl bunu düzenli olarak topluyoruz. Topladığımız yer karayollu veyahut da otoyollardan uzakta, en az 1-2 kilometre uzakta olan doğadaki natural halde yetişmiş olan üvez meyvelerini topluyoruz. Tabi ticari olarak çarşı pazarda veya aktarlarda kurutulmuş formlarında temin edebilirsiniz. Ancak hangi şartlarda nasıl yetiştirildiğini bilemediğim için ben çarşı pazardan almak yerine doğaya çıktığımızda bu şekilde bir miktar toplamayı tercih ediyorum. Bugün yine doğaya çıkmıştık. Üvezle ilgili böyle bunları görünce yine sizlerle paylaşmak istedim. Faydalarına gelince, bol miktarda fosfor, magnezyum, kalsiyum, demir, bakır ve manganez içerdiği biliniyor. Karoton seviyesi oldukça yüksek. Bol miktarda C vitamini içeriyor. Beyaz kan hücreleri arttırıcı özelliği olduğu biliniyor. Lif bakımından zengin, cilt sağlığını koruyucu özelliği var. Tedavi edici özelliği olan sorbik ve askorbik asit gibi antioksidantlarca yüksek. Antioksidant özelliği sayesinde kanser hücrelerinin düşmanı olarak biliniyor. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini güçlendiriyor. İçerdiği tanen maddesi sayesinde kalp krizi riskini azaltıyor. Vücut direncini arttırmakta olduğu biliniyor. Göz rahatsızlığı, glokom olarak bilinen göz tansiyonuna da iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca idrar söktürücü, damar hastalıklarına karşı iyileştirici özelliği olduğu biliniyor. Karaciğeri güçlendiriyor, tansiyonu düşürüyor, kanamayı durdurma özelliği olduğu biliniyor. Safra taşı veya iltihabı tedavisinde de faydalı olduğu söyleniyor. Böbrek hastalıklarına iyi geldiği yönünde yine bilgiler var. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Gut ve romatizmal hastalıklar tedavisinde kullanılıyor. Kan yapıcı özelliği var. Kabızlık sorununu gideriyor. Ayrıca çiçekleri de arıcılık açısından önemli. Ayrıca yine yaprakları da ishali kesmekte idrar söktürücü özelliği var.
ödem oluşumunu engelliyor, böbrekleri temizliyor, solunum yolu iyileştirici özelliği olduğu iddia ediliyor bu yaprakların. Balgam söktürücü özelliği var. Yani bunlarla ilgili o kişiyle karşılaştıktan sonra üvezli daha fazla araştırmaya ve bununla ilgili bilgiler toplamaya başladım. Tanıdıkça aynen onun söylediği gibi elimizdeki cevizleri saçıp bu üvezleri toplamaya başladık. Tabi cevizin yeri ayrı, üvezin yeri ayrı. Ceviz de var evimizde, üvez de var. Şimdi ben burada bir miktar üvez topladım. Bunları götürüp bekleteceğim. Daha sonra olgunlaştığında tüketmeye başlayacağız. Şu anda bir tanesini keseyim. Şöyle bakın, burada bir tanesini kestim. Bu şekilde içinde küçük yassı siyah çekirdekler var. 3-5 tane çekirdek. Sol tarafta hemen olgunlaşmaya doğru dönmeye başlamış. Biraz daha beklememiz gerekiyor olgunlaşması için. Daha sonra yine tüketebiliriz. Ancak şu anda yersek ağzımızda böyle bir buruk mavrumsu bir yapı oluşturuyor. Bu kadar söylenen faydasının haricinde ancak bilinen herhangi bir yan etkisi yok. Fakat her ne kadar her şey faydalı desek de bazıları için zararlı olabilir, alerji yapabilir. Mesela şimdi desem ki et alerji yapıyor. Yani biraz garip gelebilir, ancak ben yıllarca kurban bayramlarında dahi et yiyemedim. Millet et yerken ben ot kavurması veya nohut fasulye yemekleri yiyordum. Et haşlaması veya közlemesi hiçbirini tüketemiyordum. Çünkü et yediğim zaman alerji oluyordu. Aynı şekilde bu da bazı kişilerde alerjiye yol açabilir. Onun için dikkatle tüketmekte fayda var yine. Bir de az önce söylediğim gibi bunları doğada toplarken mümkün olduğu kadar ilaçsız ve kendi halinde yetişen, eğer bahçenizde de yetiştirebilirsiniz. Fakat ilaç ve gübre kullanmadan natürel halde yetiştirmenizi tavsiye ederim. Aşırı tüketimde tabi bu da ishal yapabilir. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Evet kıymetli izleyicilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman, her nerede, hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.